Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD'in Irak ve Suriye'de soykırım yaptığını söyledi. Mehmet Toroğlu, Kerry'nin bu açıklamasının detaylarını ve ne anlama geldiğini aktarır mısın bize? Hülya Polat, Kerry bugün Dışişleri Bakanlığı'nda kameralar önüne çıkarak bakanlık olarak yaptıkları incelemelerden sonra IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye'de Hristiyanlara ve diğer azınlıklara karşı yaptıklarının soykırım olduğu hükmüne vardıklarını söyledi. Kerry, IŞİD'in soykırımına maruz kalan gruplara Yezidiler, Hristiyanlar ve Şii Müslümanların dahil olduğunu belirtti. IŞİD'in ideoloji ve eylemleriyle kendini tanımlamasıyla soykırıma yatkın bir yapıya sahip olduğuna işaret etti Kerry. IŞİD'in yine aynı hakları hedef alacak şekilde insanlığa karşı suç işlediğini ve etnik temizlik yaptığını, bazı durumlarda Sünni Müslümanlar, Kürtler ve diğer azınlıkları da hedef aldığını kaydetti. Özellikle Kongre ve insan hakları örgütleri Obama yönetiminin IŞİD'in yaptıklarını soykırım olarak nitelemesi yönünde uzun süredir baskı yapıyordu. Temsilciler Meclisi de bu hafta başında IŞİD'in katliamlarını soykırım olarak niteleyen bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Ayrıca Kongre, Obama yönetimine IŞİD'in suçlarını soykırım olarak tanıma konusunda bir karara varması için 17 Mart'a kadar, yani bugüne kadar süre vermişti. Tüm bunlar tabii yönetimi üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturuyordu. Peki Amerika'nın IŞİD'in yaptıkları için soykırım tanımlamasını kullanması ne anlama geliyor? Bunun ne gibi sonuçları olacak? Öncelikle şunu söyleyelim, Kerry'nin soykırım tanımlamasının kullanması Amerika'ya IŞİD militanlarına karşı ilave adımlar atma yönünde hukuki bir yükümlülük getirmiyor. Ancak özellikle uluslararası topluma bir nevi vicdani bir baskı unsuru niteliği taşıyor. Bunun IŞİD'e karşı uluslararası savaşın daha fazla canlandırılmasına ön ayak olma, yabancı savaşçıları örgütten uzak durmaya teşvik etme, uzun vadede suçluların uluslararası mahkemelerde adalet önüne çıkarılmasına vesile olma gibi sonuçlarının olacağı ifade ediliyor. Kerry de açıklamasında ben ne bir yargıcım, ne savcıyım, ne de jüriyim dedi. Nihayetinde tüm gerçekler uluslararası bir soruşturma yoluyla ve yetkin bir mahkemenin resmi hukuki kararı üzerinden gün yüzüne çıkarılmalı diye konuştu. Amerika'nın katliamların kanıtlarının toplanması, belgelenmesi, korunması ve analiz edilmesi çabalarına, suçluları mahkeme önüne çıkarılması girişimlerine güçlük destek vereceğinin de altını çizdi. Kerry'nin açıklaması, Amerikan yönetimlerinin süre gelen bir çatışma sırasında soykırım tanımlaması yapmasının bugüne kadarki sadece ikinci örneğini oluşturdu. Daha önce George W. Bush'un başkanlık yaptığı dönemde 2004 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Colin Powell Darfur bölgesinde yaşanan katliamları soykırım olarak nitelemişti. Hülya Polat. Savunma Bakanı Ashton Carter da bugün kongredeydi. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Mehmet Oroğlu, Carter oturumda neler söyledi? Oturumda Rusların Suriye'deki askeri güçlerinin büyük çoğunluğunu geri çekme kararı soruldu. Carter, Rusların attığı adımları izlediklerini ancak bu çekilmenin ne aşamaya kadar süreceğini şu an için bilmediklerini söyledi. Rusya'ya çok sert eleştirilerde bulundu Carter. Rusların Suriye'de yanlış bir yönelim izlediğini, IŞİD'le savaşacağız deseler de öyle yapmadıklarını, Esad'ı desteklediklerini ve bunun da iç savaşı daha da beslediğini söyledi. Rusların yarattığı etki dediklerinin tam tersi oldu dedi. Rusya'nın Suriye'de geçiş sürecini teşvik etmediği etkisini kullanması gerektiğini belirtti. Bir kongre üyesi Carter'a PYD'nin Suriye'de yarı özel bir yapı kurma çabalarını hatırlattı. Buna Esad rejimi çok direnç göstermiyor, doğru mu diye sordu. Carter da evet doğru diye yanıtladı. Aynı kongre üyesi peki Ruslar bunu Cenevre'de masaya getirir mi diye sordu. Carter da böyle bir şey olacağını sanmadığını söyledi. Rusların Cenevre'de rolü olsa da Türkler dahil Amerika ve diğerlerinin de önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekti. Yani bir anlamda PYD'nin yarı özerk bir yapı taleplerinin Cenevre'de masaya gelmesine izin vermeyeceklerini ima etti. Amerika IŞİD'e karşı savaşta PYD'ye destek verse de Suriye'nin kuzeyinde federal bir oluşuma karşı çıkmıyor. Dün de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner benzer bir açıklamada bulunmuştu. Ancak Carter oturumda PYD'ye övgülerde de bulundu. IŞİD'e karşı savaşta sahada PYD'yi mükemmel bir ortak olarak gördüklerini söyledi. Son bir not, bir kongre üyesi bölgedeki ülkelerin bazıları IŞİD'e karşı savaşta çok da yardımcı olmuyor. Bu konuda ne yapacaksınız diye sordu. Bir ülke adı telaffuz etmedi. Carter da yanıt olarak IŞİD'i yenilgiye uğratacağız ve kimin rolünü oynadığını ve kimin rol oynamadığını hatırlayacağız diye bir yanıt verdi. Carter da aynı şekilde bir ülke ismi telaffuz etmedi. Ancak Carter'ın daha önceki bazı açıklamalarında Türkiye ve diğer bazı Körfez ülkelerini eleştirilerde bulunduğunu da hatırlatalım. Hülya Polat. Evet, teşekkürler Mehmet Toroğlu.